Selam arkadaşlar. Yaz Kaprodaks'ta yolumuza devam ediyoruz. Konumuz yine bilgisayar. Daha önce bilgi bilgisayarda nasıl durur başlıklı bir video yapmıştım ama bir sene evvel o videoyu yaptığımda istediğim kalitede olmadı ve bu konuyu tekrar ele almalıyız ve daha güzel bir şekilde bu videoyu tekrar yapmalıyım demiştim. İşte şimdi o sözümü yerine getiriyorum ve bilgi bilgisayarda nasıl durur sorusuna Burada çok güzel bir şekilde cevap vereceğiz. Ona girmeden önce kod keyfine de video attım. Kod keyfini takip etmek isteyenler kod keyfini tekrar canlandırıyorum. HTML nedir demiştik en son kod keyfinde ve orada kalmıştık. Şimdi oradan devam edecek şekilde önce bir toparlama yaparak bir video attım. Programlamaya da şöyle yukarıdan bir bakış yapıp HTML'e de ufaktan giriş yapıp bir sonraki aşamada pratik yapmaya başlayacağız HTML ile ilgili yani teorisini bir kenara bırakacağız. Çünkü teorik kısmı da var. Browser engine, JavaScript engine nedir gibi kavramlar ama daha sonra ben nasıl güzel bir sayfayı oluşturabilirim? HTML dilini kullanarak nasıl harikulade şekilde ekranda oluşturabilirim? Bunları orada göreceksiniz. Bu arada şu kısmı atlamamamız gerekiyor beyin. Hep bunların hepsini de beynimizde yapıyoruz. Takdir edersiniz ki dolayısıyla en önemlisi hani beynin yapısını anlama ayrı bir boyut da beyin için beslenme de yine pratik. Yani beynin yapısını anlama teorik kısımken demin HTML'de bahsettiğim gibi browser engine'i HTML'i çalıştırıyor, JavaScript engine'i JavaScript'i çalıştırıyor. Beynimizde de bazı engine'ler var. Yani düşünceyi icra eden, bilgiyi işleyen bizim beynimizde de nöronlar var. İnanılmaz karmaşık bir yapı var ve bu yapı çalışıyor arkadaşlar ve çalışması esnasında da beslenmenizden çok etkileniyor. Dolayısıyla beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Brain split dediğimiz konuyla ilgili de size şunu söyleyeyim. Beynin ortadan ikiye bölen kısmı var ya Corpus Callosum deniyor. Beyni ikiye bölen köprü. O köprü bazı durumlarda kesiliyor arkadaşlar. Hastalık durumlarında kesildikten sonra sağ tarafı dindarken sol tarafı mesela ateist oluyor. Böyle durumlar söz konusu. O yüzden de bu dünya gerçekten karmaşık bir yer. Hiçbir şey görüldüğü gibi basit değil. Bilgi beyinde mi durur? Bilgi bilgisayarda nasıl durur konusunu işleyeceğiz. Bilginin beyinde nasıl durduğunu tam olarak çözebilmiş değiliz. Şunları da bir kenarda bulunduralım. Çünkü İnsanı anlamak oldukça zor bir iş, gerekli de bir iş aynı zamanda. Ve i̇nsan hakkında herkes belirli paradigmalara göre doğru ya da yanlış yorum yapıyor. Kimisi burçlara bakar, kimisi kafa şekline bakar, kimisi dış görünüşe bakar, boya bakar, elin büyüklüğüne bakar. Yani bu şekilde insan hakkında Erzurumlu İbrahim Hakkı diye bir zatın yazdığı bir kitap var. Hiç bu, şimdi bu konulara da girmek istemiyordum ama o kitapta omuzu tüylü olan cesur olur, burnu büyük olan işte cimri olur gibi böyle aklımda kalanlardan dudakları ince olan kıskanç olur. Gözü işte mavi olan haset olur gibi garip garip böyle insan hakkında yorumlamalar. Öbür tarafta ise bir burç olayı vardır mesela. İşte şu burçta olan, şu tarihte doğan şöyle oluyor. Bu tarihte doğan böyle oluyor. Böylece insan hakkında yorumlar yapılıp duruyor. Ama bunlar ne kadar doğru? İşte bunları anlayabilmek için ben de diyorum ki gelin önce bilgisayarı bir anlayalım da Bilgisayarı ne kadar anladığında insan anlayacaksın. Bak bilgisayar insan yapısı bir ürün ve o da bilgiyi işliyor. İnsan gibi yeryüzünde bilgiyi işleyen kaç obje var şu an? Bir insan var, bir bilgisayar var. Başka bilgiyi işleyebilen işte şempanzeler, güya işte ufak yollu işleyebiliyor. Yani günün sonunda kaba bir ifadeyle bilgiyi belirli bir seviyede işleyebilen iki adet varlık var evrende şu an görebildiğimiz. Birisi bilgisayar, birisi de insan. Dolayısıyla da diyorum ki bilgisayarı anlamak İnsanı anlamaya giden yolun birinci adımıdır. Şimdi hızlı bir şekilde konumuza gelelim. Daha önce bir dizi video yaptık ve Linux dünyasının kuruluşu, Microsoft ve Windows dünyasının kuruluşu şeklinde bir iki tane video attık. Çok kritik videolar, oldukça önemli bilgiler içeriyorlardı. Takdir edenler onları takdir etti izleyenler gerçekten harikulade şeyler öğrendi. Devamı da gelecek. Apple ve Macos'un hikayesi internet tarihi gibi devamı da gelecek. Şimdi bu konuya neden girdim derseniz, bu mevzular hani 1960'lardan başlıyor. Yani ana bizim şu an isteyeceğimiz konuyla da ilintili. Bu ilgiyi de kurmamız gerekiyor bir taraftan. İlk işlemcinin ortaya çıkışı büyük bir devrimsel etki oluşturdu ve öyle bir devrimsel etki oluşturdu ki şu gördüğünüz ekranda gördüğünüz şu bilgisayarın yapılmasına imkan sağladı. 1970'lerde yapılmış Fransızlar tarafından Mikral ne? Ama ondan daha önemlisi şu bilgisayarın yapılmasına. 1975'te Microsoft'un kurulmasına imkan sağlayan Altair 88 çift 0 şu bilgisayarın yapılmasına imkan sağladı. Bunları çok detaylı bir şekilde önceki videolarda izledik. Şimdi bakın bu videoda ise daha da geriye gideceğiz sıfıra gideceğiz biraz da teorik yaklaşacağız şu makineyi kullandığınızda bunun simülatörünü falan da önceki videolarda kullandık. Görmeyenler için bu da Altair 88 çift sıfırın simülatörü efsane makinenin tabi doğal olarak simülatörünü de yapmışlar. Nasıl programladığımıza dair kısa bir çalışmayı önceki videolarımızda yaptık oradan bakarsanız... Bu makineyi kullandığınızda olan hadiselerin de daha iyi anlamak için birazdan bahsedeceğimiz konuyu çok iyi kavramanız lazım ve bu bilgisayarı yani şu ekranda gördüğünüz bir bilgisayar Ed Roberts tarafından yapılmış Bill Gates ve buna Basic dilini yazarak 50 bin dolara satarak Microsoft'u kurdular. Bill Gates bu bilgisayar sayesinde yani bu başarı sayesinde okulu bıraktı işte kendini iş dünyasına adadı. Zengin oldu işte en sonunda falan. Bunlar ayrı hikayeler orada detaylı olarak inceledik. Fakat bizi ilgilendiren kısmı şu bilgisayarı işte anladığınızda o geçişleri anladığınızda mesela Bill şu bilgisayara yazdığı Bayes'in önemini kavradığınızda işte o zaman ...bilgi bilgisayarda nasıl durur konusunu da iyi kavramış oluyorsunuz. Fakat bu kısım biraz ortada kalıyor. Biz şimdi iyice sıfıra gideceğiz bu videoda. 1850'ler diyelim belki de yani kavramsor olarak. Oraya gideceğiz şimdi. Evet bu aslında benim topraktan bilgiye sanal dünyayı anlamak... ...veya kısaca topraktan dijitale dediğim projem. Yani burada olay nedir? Gerçeklikten sanallığa nasıl geliyoruz? Önce topraktan demire, bakıra, yeryüzündeki ham maddeyi çıkararak demiri, bakırı hatta silikonu, germanyumu elde ediyoruz. Sonra bakırdan kabloya, kablodan elektriğe, elektrikten bir sıfıra, bir sıfırdan programa ve programdan işte bu gördüğünüz sanal dünyaya giden bir yol var. Ve bu nasıl oluyor? İşte adım adım bunların anlaşılması, bilginin elektrikle ifade edilmesi... Sıcaklık, basınç gibi gerçekliklerin elektriğe dönüşmesi, analogdan dijitale dönüşme kavramları yani. Ve bir sıfıra anlam yükleme, buğul cebiri çok derece kritik bir yer tutuyor burada. Bir sıfırı kullanan, bilgi işleyen makinelerin yapılması, okuyarak anlaşılabilen sembollerle bilgi işleme yani programlamaya geçiş en sonunda. İşte bütün bu yolculuk topraktan dijitale. 1945'te ENIAC isimli ilk bilgisayar yapıldı ve lambalardan yapıldı. Ondan sonra transistörler çok kısa bir zaman içerisinde 2 sene sonra William Shockley, John Bardeen, Walter bunlar transistör Bell Bel Laboratuvarlarında geliştirdiler. Enteresan bir hikayesi var. İçine girdiğinizde gerçekten şaşıracağınız bilgiler içeriyor. Bu hikaye ve büyük bir devrim yaptı tabii ki. Çünkü artık şu lambalardan kurtuldunuz, transistörlere geçtiniz. Arkasından 10 sene geçmedi, 1958'de Jack Hill, bir Texas Instruments'ta entegre devreyi üretti. Böylece artık transistörlerin bir araya geldiği paket devreler yapılabiliyordu. Ve arkasından da 1971'de Intel'de Federico Faggin, mikro işlemciyi, ilk mikro işlemciyi, yaptı ve böylece işte ana altyapı oluşmuş oldu bilgisayar için ve bir devrim o şekilde gerçekleşti. Biz burada bunların hepsinin en başına gideceğiz. Bu işi en temelden anlamak için sıfır noktasına geleceğiz. Şimdi bakın bunu anlayabilmek için şöyle bir benzetme yaptım. Bir senaryo geliştirdim. Şimdi bir ada var ve bir adadaki insanlar da diyebiliriz ama ben burada tek bir insan koydum. Karadaki insanlarla haberleşmeleri gerekiyor. Aralarında da mesela 5-10 kilometre bir mesafe olduğunu varsayalım. Nasıl haberleşebiliriz şeklinde bir soru açığa çıkıyor. Bu arkadaşlar bu adada yaşıyorlar. Anakaradakilerle iletişim kurmaları gerekiyor. Diyorlar ki bir lambo koyalım şöyle görülebilecek bir yere. Ve lamba yanarsa bir problem var. Atlayın kayığa gelin lamba sönükse bir sorun yoktur. Bu şekilde haberleşelim diyorlar. Hiç çoktan iyidir diyorlar. Artık en azından sorunu anında iletebiliyoruz ama yeterli olmadığı da ortada. Neden iki lamba koymuyoruz diyorlar. İki lamba koyduklarında dört adet seçenek imkanı açığa çıkıyor. Ve bu durumlara kendiniz istediğiniz gibi bir tablo yaparak bir yorum yazabilirsiniz. Şu gördüğünüz tablo her iki tarafta da varsa şu karada gördüğünüz adam elindeki tabloya da bakarak ve lambaya da bakarak karşı tarafın ne istediğini anlayabilir. İki lamba açıksa bir hasta olduğunu, birinci lamba açık, ikinci lamba kapalıysa suyun bittiğini mesela anlayabilir. Ve Burada şunu da belirtelim hemen bu şekilde lamba sayısını 3'e çıkarttığımızda 4'e çıkarttığımızda çok daha fazla çeşitli data de hemen görünüyor ve matematiksel olarak da bunların sayıları da belli. Bir matematik biliminin kara sularına girmiş oluyoruz. Yani mesela 4 tane lamba koyarsak 16 seçenek 7 tane lamba koyarsak 128 tane ayrı seçenek karşımıza çıkıyor. Yani bu iş oldu lamba sayısını arttıralım diyoruz ve lamba sayısını 3'e çıkarttığımızda bakın sorun yok ekmek bitti sebze bitti su bitti kağıt bitti odun bitti kömür bitti hasta var gibi muhteşem bir tablo. Bütün ihtiyaçlarımızı noktasal seviyede karşıya iletebiliyoruz neredeyse. Yani kendi içinde göreli olarak bayağı faydası olacak bir tablo bu. Şimdi bakın 4 lamba koysak 16 seçenek olur ama 16 da yetmez. Tabi insanoğlunun ihtiyaçları bitmiyor. Şimdi adamlar diyor ki biz 4 tane lamba koyalım buraya ama yarın 5 de koymamız gerekecek. Yarın 6 da koymamız gerekecek diyor. Biz bununla mı uğraşacağız? Daha büyük bir tabloya ihtiyaç var sürekli diyorlar. O zaman diyorlar şöyle bir yöntem yapalım. Şimdi 3 lamba ile mesela lambalara böyle odun bitti, kömür bitti şeklinde bilgiler vermek yerine bir karakter şeklinde bir bilgi verelim diyorlar. İşte 001 ise A yaz kağıda. Ben sana belli aralıklarla lambaları yandırıp söndüreyim mesela belli saniyelerle. Mesela akşam saat 6'dan itibaren mesaj gönderme zamanı olsun. 6'dan itibaren ben yakıp söndürmeye başlıyorum lambaları. İlk saniye işte birinci karakter, ikinci saniye ikinci karakter ve ilk saniye 001A, 010B yani bu tabloya göre karakterleri sen kağıda yaz diyor karşıda karadaki adama. Yani böyle bir sistem kuruyoruz. Bu arada ben Burada mesela saat 6'da dedim ya başlasın diye. Şöyle bir başlangıçtan daha esnek. Burada zaten yazarak belirtmişim. Daha esnek bir başlangıç mantığı da olabilir. Mesela 3 kez 1 saniye aralıkla hepsi birden yanıp sönünce şu an başlıyoruz data transferine şeklinde de olabilir. Bu arkadaşlar böyle bir sistem kursalar zamanla bunun uzmanı olurlar yani. Onu da belirtelim parantez içinde. Şimdi diyorlar ki alfabede 29 tane harf var. 5 lamba bize yeter diyorlar. Yani 255 32 ya 29 tane harf var. Bakın tablosunu da ben oluşturdum burada. Şu lamba yanık sönüklük durumlarına göre A'dan Z'ye kadar bizim tablomuz oluşuyor. Harflerimiz belli. Hangi yanıklık sönüklük durumlarında hangi harfe karşılık geldiğini tablodan görebiliyoruz. Dolayısıyla artık karşıya su, ekmek, tuz, gaz bilgisi gönderebiliriz. Örnek veriyorum. Şu an S var burada. Bakın birincisi yanmış, ikincisi sönmüş durumda. Üçüncüsü yanmış, dördüncüsü sönmüş, beşincisi yanmış durumdayken S karakterini görebiliyoruz. Bu sefer tabi yansön yapıyoruz ya sürekli. Tabi doğal olarak yandırma söndürme sürekli bir zorluk çıkarabilir. Diyoruz ki bu yansön işini biz bir kenara bırakalım. işi biraz daha ilerletelim ve yeni bir donanıma geçiyoruz. Farklı bir lamba cihazı. Bakın gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı 5 karakter aynı anda yakabiliyorum. Koskocaman bir lamba kümesi koydum buraya. Karşıdan adam baktığında artık burası böyle duruyor yani. 5 karakteri tek harekette gönderebiliyorum istediğim zaman yakabilirim. Yani artık saat 6'sı da üç kez yandı söndüsü hepsi bunların gereksiz bir konuma geldi. Mesela susun şeklinde bir şu an yazı var burada. Karadaki vatandaş adadaki vatandaşın susun dediğini görebiliyor. Şimdi tabi insanoğlu geliştirmeyi çok sever. Bu arada bu gördüğünüz sisteme de kendim IBM board dedim yani. Şimdi bunun gerçekte karşılığı olan durumlar var. Benim bahsettiğim gibi. Bul cebri veya eniyak ya da transistör işte karşılığı net olarak karşılığı olan durumlar var. Şimdi burada biz teo çok teorik ve kendi senaryomuzla ilerliyoruz olayı iyi anlayabilmek için. Neyse harika oldu ama iki sorunumuz var. Bir harfler yetersiz, sayı, küçük harf, yıldız eksi artı gibi karakterler var. Bunları da kullanalım. 5 harf yerine 10 harf olamaz mı? Tabi tek harekette çok daha fazla karakter göndermek istiyorum otomatikman. Mesela bakın burada biraz daha büyütmüşüm bordu. Ve bu sefer harika iş ünlem bakın. Ve böylece bit byte kavramına geldik. Gördüğünüz gibi 8 adet lambayı yan yana koydum ve bu bir byte oldu. İşte her bir lamba aslında bir bit. Ve bu şekilde mesela şurada 3, 3, 6, 3, 9, 10 byte'lık bir board'um var şu an. Şu siyah zeminli gördüğünüz board bir 10 byte'lık board olmuş oluyor. 1024 byte 1 kilobyte, 1024 kilobyte yani şu board'dan becerip yapabiliyorsanız 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, petabyte, exabyte bugün geldiğimiz noktalar. Burada tekrar hatırlatıyorum. Şu borda artık transistörlerle, entegre devrelerle minnacık çiplerin içerisine sığabilecek düzeye geldi. Evet bizim işte bu bahsettiğimiz soyut hikaye aslında ASCII 1963'te Amerika'daki ASCII kodlama standardıyla gerçek oluyor. Yani hikayemizi işte burada 1963'teki Amerika'daki ASCII ile gerçeğe bağlıyoruz bu noktadan sonra. Gerçekte işte önce neler oldu bu anlamda? Demin bahsetmiştim ya bu soyut gerçekle bağlayacağız. Telgraf, Morse alfabesi, delikli kartlar, bantlar, kasetler, işlemci, RAM, ROM, uydu haberleşmesi ve internete kadar gitti bu hadise. Görüyorsunuz şu delikli kartları burada. Bunlar makinelere sokuluyordu 1960'larda, 70'lerde. Bunların içerisinde data vardı, program vardı mesela. Ve bir ASCII tablosu, işte bilgisayarla uğraşan, programlamayla uğraşan herkesin bilmesi gereken bir kavramla karşı karşıyasınız şu an. ASCII. Burada aslında kod keyfinin de konusuna giriyoruz bir nevi. Biraz derine dalmaya başlıyoruz ama bunları iyi anlamak gerekiyor. Bilgisayar kültürüne de sahip olacaksanız bunları anlamanız gerekiyor. Bakın bizim bizim bordumuzdaki yazdığımız karakterler şurada gördüğünüz tabloyla örtüşüyor aslında. Yani o adadaki insanlar en sonunda ASCII'yi çıkarttılar diyelim. Bu Amerikalıların bir tablosu. Ve bu tabloda her bir karakterin bir karşılığı var. Mesela 65 hexadecimal olarak 41A. Ve bunun uygulamasını da yapacak olursak Windows R yaptığınız zaman şu run penceresi çıkıyor. Windows R kısa yolu. Oraya da cmd yazarsanız şu gördüğünüz command prompt ekranı çıkıyor. Şimdi burada mesela alt 65 yazıyorum. A gördünüz mü? Yani şurada gördüğünüz tabloyla birebir örtüşüyor. Bakın 65A. 66B. Bakın 66 yazıyorum B. 67C. Bu şekilde ASCII tablosunun karşılıklarını Command Prompt'tan bile görebiliyorsunuz. Yolumuza devam edelim. Ve eskiden 1 byte'ın 20 bit olduğu makineler de vardı. Yani bu bir standartizasyondur. 8 bit'te karar kılınmış ama geçmişte çok farklı şeylerde denenmiş. Şimdi bu ASCII tablosu ile ilgili son derece kritik vermemiz gereken birkaç bilgi daha var. Tekrar ediyorum. O kadar kritik ki aslında bütün bilgisayarın hadiseleri bu kodlamaların etrafında dönüyor. Öncelikle onun önemini bir belirteyim şimdi açıklıyorum. Gördüğünüz gibi ASCII zaman içinde yetersiz oldu. Çünkü bu kadar karakter ile bütün işler çözülmüyor. Dünyanın bütün işleri çözülmüyor. Dolayısıyla UTF-8, UTF-16 gibi kodlamalar çıktı ve bunlar Bakın extends diyor. ASCII'den türeyerek daha genişletilerek yoluna devam etti. Peki bunun yansımaları ne? Pratik yansıması ne? Hemen ona bakalım. Şu harfleri de yazmak zorundayım. Türkçe harfler ya bunlar. İşler şeklinde bir Türkçe ifade yazdık. Şimdi bakın bu ifade Türkçe. Encoding'e geliyorum. Notepad++ kullanıyorum bu arada. Şimdi Encoding'e geldiğimde mesela bunu Çince'ye çevirirsem şöyle traditional Çince'ye çeviriyorum. Beni bir uyarıyor önce bak bak diyor Notepad Plus uyarısı bu geri alamazsın diyor ben bunu çevirdiğim zaman sorun değil. Bakın bizim Türkçe karakterler gitti yerine Çince karakterler geldi. Başka bir tabloya geçtik tanım tablosuna. Adadaki insanlarla karadaki insanların verdikleri karara göredir ya tablo. İşte ona benzer bir durum var burada da. Ama bunları korudu mesela bakın. Şuradaki Türkçe karakterleri korudu bu genişletilmiş tablo. Bunlar aski karakterleri ya bunlar bize lazım olur dedi. Bunun içerisinde artık arttırdığınızda işte 8-16 bunlar aslında byte'ları falan gösteriyor. Milyonlarca karakteri artık işaretleyebiliyorsunuz. Bizim adadaki insanlar nasıl genişlettikçe, büyüttükçe lamba sayısını data miktarı arttı. İşte aynı oradaki gibi burada da daha gelişmiş kodlamalarda çok daha fazla karakter işaretlenebiliyor. Şimdi şuraya Çince bir ifade yapıştırıyorum bakın. Şuraya Çince bir ifade yapıştırdım ve tamamını buraya yapıştırmaya başarabildim. Çünkü encoding'imiz Çince'de. Ama bunu şimdi mesela Arapça e çevirirsem, şöyle yaparsam gördüğünüz gibi yine Arapçada de ASCII karakterler korundu bazı karakterler. Bunlar temel ASCII karakterler ama mesela Çince karakterlerin bazıları Arapça karakterlere döndü. Çünkü o tabloda bunların tanımı bu şekilde. Bazılarının ise hiç tanıyamadı bile mesela Gördüğünüz gibi şu adadaki insanınla karadaki insanın haberleşmesini sağlayan mekanizma aslında bizim ASCII, UTF8, UTF16 gibi karakter tablolarımızın anlaşılması için gerekli temel örnek. Yani buradan hareketle son derece net bir şekilde mevzuyu anlayabilirsiniz. Aslında olup biten olaylar bunun devamı gibi. Fakat bir iki ince nokta daha var şimdi anlatmam gereken. Orayla da çok güzel bir şekilde bağlayacağız. UTF8, UTF16 karakter tabloları gayet güzel anlaşıldı. Şimdi biraz daha heyecanlı bir kısma geçiyoruz. Yani bizim lambalarımız transistörlere dönüyor. 1947'de William Shockley, John Bardeen Walter Transistor'u icat ettikten sonra artık lambalardan kurtularak devrelerimizi yapmaya başladık ve burada 2 bit adresli bir RAM görüyorsunuz. Şimdi bizim örneğimizde adresini hiç bahsetmedik çünkü borda direkt bakıyorsunuz ve okuyorsunuz. Şimdi adres kısmını şimdilik bir kenara bırakalım, birazdan geleceğim. Fakat şurada gördüğünüz transistörler aslında şurada gördüğünüz lambaların birebir karşılığı. Biz burada 5 lamba kullanmışız, buradaki örnekte de 4 transistör kullanılmış. Biz burada aşağıya doğru 5 lamba kullanmışız. Yani bizim satır sayımız 5, burada da satır sayısı 4 ve satır sayısının 4 olması da burada aslında adresle ilgili. 2 bit adres olduğu için burayı 4 ile kısıtlamışlar. Çünkü 2 bit adreste 2 üzeri 2 4 adet adres seçeneği olabileceği için. Şimdi şu adres konusunu da bir anlamaya çalışalım. Karşı tarafta bir vatandaş bordumuzu okuyordu ya. Şurada bir şöyle bir karakter var ve bu arkadaş biraz da mutlu bir arkadaş. Gördüğünüz gibi borda bakarak bordu okuyabiliyor arkadaş. Biraz abartıyorum ama bordun üzerinde ne var ne yok ben okuyabiliyorum diyor bu borda arkadaş. Şimdi mesela buraya baktı ya bu. Tamamını görüyor zaten. Ezbere de biliyorsa şurada hangi harfin olduğunu, şunun mesela S olduğunu, bunun U olduğunu bu görebilir. Fakat diyelim ki şöyle bir oda var. İçeride bir arkadaş bunu kağıda yazıyor. Şurada bir kişi daha var. Şöyle bir arkadaş daha var burada. Bu da masa başı çalıştığı için biraz rahatsız bir arkadaş. Mutlu değil fazla. Neyse bu arkadaş içeride kağıda önündeki kağıda not alıyor diye düşünelim. Bu arkadaşın şunun buna söylemesi gerektiğini varsayalım şimdi. Bu burayı okuyup buna söyleyecek. Şimdi nasıl söyleyecek? Diyecek ki: Birincisi S, işte adresleme yapıyor. İkincisi U. Üçüncüsü diyecek. Dördüncüsü diye bunu okumak zorunda. Beşincisi. İşte biz bu sistemi otomatize etmek istersek yani burada kaçıncısı datası nedir? Yani şu kaçıncısının datası nedir? Şeklini elektronik bir hale sokmak istersek, bunu daha da otomatize etmek istersek o zaman bunu seçebilmemiz lazım. Yani buradan şöyle örnek vereyim. Şuraya bir şöyle bir mesela lamba sistemi koyduğumu düşünün şöyle. Şöyle bir lamba. Fakat bu sistemi tabii Nereye koymam lazım? Şimdi bir adama işini kaybettireceğim. Bakın gözünüzün önünde. Bir adam işini kaybedecek. Bunu getireceğim. Şuraya koyacağım. Buraya koyunca olmadı. Dolayısıyla sıfırdan daha güzel anlatabilmek için yeniden çizdim. Gördüğünüz gibi bu arkadaş şu arkadaşa söylüyor burayı okuyarak. Bu arada adreslerimizi de tekrar yazalım. 5 satırlık bir data var elimizde. 5 bitlik ve 5 satırlık. Şimdi yeni bir sistem geliştiriyoruz. Bu arkadaşı devre dışı bırakacağız. Şu arkadaşın önüne bir buton sistemi koyuyoruz şu şekilde. Önce buraya numaraları yazıyoruz. 1. Buradan şuraya bir hat çekiyoruz. Bu işte adres seçici. Yani 1'e bastığı zaman birinci satırdakini okuyor. Şurada birinci satırdakini. 2'ye bastığı zaman da ikinci satırdakini okuyor. Okuduktan sonra da tabii ikinci bir gösterge koyuyoruz şuraya. Burada da lambaların durumları var. Yani şuradan da bir hat daha çekiyoruz. Bu da okuyor. Okuyucu. Aslında buna data diyorlar işte. Buna da aslında adres diyorlar. Bakın adres ve datanın en minimal anlatım şekli. Şimdi adam bire bastığında birinci Satırdaki lambaların durumunu direkt buraya yansıtıyor yani şu yanık ya burası yanıyor şu sönük bu yanık bu sönük bu yanık şeklinde buradaki lambanın durumunu adam görüyor karşısında birinci butona bastığında burada 2'ye bastığında 2'yi 3'e bastığında 3'ü 4'e bastığında 4'ü 5'e bastığında 5'i görüyor muhteşem bir sistem sadece burada incelik şu şurada 1'e bastığı zaman burada biri seçecek olan elektronik devreyi nasıl yapacağız? İşte orası bir mesele. Yani bu burada onu düşünmeniz lazım. Birazdan göreceğimiz o transistörlü sistemde işte o işi adamlar halletmişler. Oraya bir kafa yormamız lazım yani. Ama sonuçta bunu yapabiliyoruz. Ve yapmamız da gerekiyor gördüğünüz gibi. Ve biz bunu yaptığımızda da şu adam işini kaybediyor. Bu adam gidiyor. Bu arada parantez içerisinde bir konuya temas etmek istiyorum. İşte bu şekilde teknoloji geliştikçe insanlar mesleklerini kaybediyorlar ve yeni meslekler çıkıyor. Bununla ilgili de bir video yapmak istiyorum. Kaybolan meslekler. Mesela Kendi kendine giden araba FSD diyoruz. Full self driving arabaların teknolojisi her geçen gün biraz daha ilerliyor. Örneğin kendi kendine giden arabalar, robot taksiler ile ilgili haberler o kadar normalleşti ki, o kadar doğallaştı ki çok kısa bir zaman içerisinde bunlar piyasaya çıkacak ve belki de 10 sene sonra, 15 sene sonra artık şoförlük diye bir meslek kalmayacak örneğin. Bakın şu haber şu an ütopik gibi gözüken şoförlük mesleği ölecek cümlesinin aslında hiç de ütopik olmadığı son derece gerçekçi bir cümle olduğunu gösteriyor. Bu arada işte görüyorsunuz Tesla'nın robot taksisini. Cyber Cab demiş adam. Maskın Cyber Cab'i 20 kişi taşıyabilecekmiş. Asıl önemli kısım şurası. Araçların 30 bin dolarının altında satışa sunulacağını savundu ve bu araçların 2027'den önce yollarda olmasını amaçladıklarını söyledi. Bunu başarabilirlerse 2027'den önce çatır çutur. Bakın bugün nasıl Tesla model Y'yi görüyorsanız yollarda orada burada. Bundan 10 sene önce söyleseydik elektrikli arabalar ortalıkta olacak diye hayal gibi gözüküyordu. Tesla bir elektrikli araç Türkiye'de yollarda park edecek. Hani böyle konuştuğunuz zaman kim bilir ne zaman gelir Türkiye'ye. İşte geldi şu an. Her tarafta Tesla Model var. Benzer şekilde bir 5 sene sonra da Cybercab'i görebilirsiniz ortalıkta yani. Öyle hızlı ilerliyor ve bu arada biraz farklı konulara giriyoruz ama yani teknoloji konularına. Malum bu kanalda diyoruz çok farklı konulara giriyoruz ve bunlardan birisi de teknoloji dünyası. Hem teknolojiyi kullanan hem de teknolojiyi geliştiren, gördüğünüz gibi yazılımcı olarak bir yandan da teknoloji geliştiriyoruz. Biri olarak Yaska Products gibi bir kanalı kurduğumda benim teknoloji dünyasına girmemem mümkün değil. Ve bu vesileyle de şu ekran teknolojileriyle ilgili bugün gördüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum. Çünkü olay gerçekten bomba. Hızlıca şuna da bir temas edelim ve konumuza devam edelim. Farkındayım biraz uzuyor ama aslında çok zevkli konular dikkat ederseniz. Şundan da bir bahsedeyim de ondan sonra yolumuza devam edelim. Malum Huawei'in... 3'e katlanan şu telefonu Huawei Mate X'te sosyal medyayı bayağı salladı. Görüyorsunuz muhteşem bir telefon. 3'e katlanıyor. Bunlar da geliyor yavaş yavaş. Bugün de Tekno'nun 3'e katlanan bir telefonunu gördüm. Gerçekten hayran kaldım açıkçası. Bu Huawei'inkinden de iyi gözüküyor. Görüyorsunuz son derece ince, son derece şık ve gelecekte Umarım biz de bunları kullanmaya başlayacağız. İnanıyorum ki 3-5 sene sonra artık tek ekranı olan telefonu kimse kullanmayacak. Bakın şu uygulamalara bakın. Muhteşem işler yapabiliyorsunuz. Bunun da paylaşımını yapmak istiyorum. Şimdi ana konumuza dönebiliriz. Şimdi tekrar örneğimize geldiğimizde bakın burada da mesela 00'ı seçtiğinizde yani şu şurada adres seçmek için iki hattınız var. İki elektronik hattınız. 00 oldu mu burası? 0. satır ya da 1. satır programlamada hep 0 deriz de 1'e. Sonra 0-1 olduğunda birinci satır, 0-2, 1-0 olduğunda ikinci satır, 1-1 olduğunda son satırın datasını şurada görüyoruz yani. İşte bu adres hattı dediğimiz şey şu kısım oluyor. Bakın buradan da CPU'yu atlıyoruz hemen ve data hattı dediğimizde şu transistörlerin tuttuğu. Yani şu lambaların durumu olmuş oluyor diyerek bakın buradan da işlemci içerisine instruction göreceğiz. Bu işlemcinin içerisi programı counter ve RAM arasındaki ilişkiye geçeceğiz. Fakat ben bu videoyu burada bitiriyorum. Topraktan dijitale çalışmamızda işte şu an bir aşama daha kaydetmiş olduk. En temel başlama noktası burası. Videoyu daha fazla uzatmadan burada kesiyorum. Yolumuza devam edeceğiz ama Sanırım siz de artık topraktan dijitale kavramını biraz daha anladınız. Yani bu projenin önemini ve bu projede nasıl ilerleyeceğimizi şu an biraz daha iyi anladığınızı umut ediyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Bundan çok çok daha harika videolarla karşınıza çıkacağım ve bu lafımı yaklaşık 2 iki yıldır, 2,5 iki yıldır söylüyorum ve gerçekten de bazı arkadaşlar bunu onaylayabilirler. Kanalımıza uzun süredir abone olan arkadaşlar nasıl ilerlediğimizi çok net bir şekilde gözlemliyorlar. Ve size şunu da parantez içerisinde belirteyim. Daha bunlar hiçbir şey. Çok çok daha muhteşem videolarla yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi şu an hayatımı aslında buraya doğru kanalize etmeye çalışıyorum. Yani hayatımdaki diğer aktiviteleri buna çalışmak da dahil, para kazanmak için çalışmak da dahil azaltıp minimize edip bütün gücümle bu tip videolar yapmak istiyorum. Ve öyle şeyler var ki kafamda hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu garanti ediyorum. O yüzden yatırımlık abone olunur bu kanala. Bakın yatırımlık enteresan bir kavramdan bahsediyorum. Bu aralar borsada yerlerde sürünüyor ama sonuçta burada zarar diye bir kavram yok yani. Buraya abone olduğunuzda zarar etmiyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.